Türk Birliği'ni kurmamız gayet kolay. Peki bugüne kadar niye kuramadık? İşte bugüne kadar niye kuramadık baktığımızda şimdi sıkıntı nedir? Sıkıntı şu, Türk devletlerinde şunu görüyorum, bütün sorunları çözerken hakem olarak Rusya'yı seçmeleri. Hayır. Evet dostlar, Azerbaycan Rusya arasında bugün imzalanan 43 mantelik ittifak anlaşmasını görmektesiniz. Türkiye ile imzalanan Şuşa beyannamesinden daha kapsamlı göründü. Azerbaycanlı gazeteci Ceyhun Aşirov tarafından değerlendiriliyor. Bununla ilgili Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı resmi internet sitesinde tüm maddeleri sizler de okuyabilirsiniz. Rusya Federasyonu ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasında müttefik etkileşim deklarasyonu şeklinde geçiyor. Biz burada asker yazıp içinde asker kelimesinin geçtiği Maddeleri okuyacağız. Azerbaycan tarafı Kasım 2020'de bölge düşmanlıklarının ve tüm askeri ve operasyonların tamamen durdurulmasında Rusya Federasyonu'nun ara bulucu rolünü takdir ediyor. Taraflar uluslararası çıkarları karşılayan ve üçüncü ülkelere yönelik olmayan ikili askeri politik iş geliştiriyor. Yine bunun dışında burada taraflar ortak operasyonlar ve muharebe eğitimi de dahil olmak üzere Rusya Federasyonu ve Azerbaycan Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri arasında karşılıklı işbirliğini derinleştirecek ve diğer ikili işbirliği alanlarını yine geliştirecekler. Baktığımızda ortak operasyon cümlesi dikkat çekici. Yine yüksek düzeyde askeri teknik işbirliği dikkate alınarak taraflar modern silah ve askeri teçhizatın yanı sıra bu alandaki diğer karşılıklı ilgi alanlarında işbirliği yapacak. Taraflar silah ve askeri teçhizatın bakım onarım gibi gibi gidiyor. Burası önemsiz fakat şurası önemli. Çeşitli askeri ürünlerin ortak üretimi kapsamında yoğun organizasyon çabaları olduğu belirtilmiş. Yine şu cümle kullanılmış. Her bir taraf uluslararası yasal yükümlülüklerini dikkat alarak birbirlerine askeri yardım sağlamayı düşünebilir. Maddesi kullanılmış. Bu madde de önemli. Bunun dışında aşağılarda da var onlara bakalım. Taraflar ulusal çıkarları karşılayan ve üçüncü ülkelere yönelik olmayan ikili askeri politik işbirliğini geliştirecekler. Taraflar Rusya ve Azerbaycan arasındaki silahlı kuvvetler arasında etkileşim, ortak harekat ve muharebe eğitim faaliyetlerinin yanı sıra diğer ikili askeri işbirliği alanlarını geliştirmek de dahil olmak üzere işbirliği mesajı veriyor. Taraflar yüksek düzeyde askeri teknik işbirliğini dikkate alarak modern silahlar ve askeri teçhizatla donatma konularında yine işbirliği yapacak. Yine bunun dışında burada da dediğimiz gibi askeri yardım kısmını bir kez daha görmektesiniz. Toplam 15 farklı bölgede askeri kelimesinin geçtiği de belirtiliyor. Ahlan artık ey deniz! Şanlı dostlar geliyor! Ummanlara hükmeden Barbaroslar geliyor! Baş koymuşuz uğruna biz!